Nereye geldik? Sedona Concept. Avrupa yakası bisikletçilerinin vazgeçilmez kahve noktası. Öyleymiş. Ve en iyi bike fit yapan yer diye biliyorum ben. Onları da soracağız, göstereceğiz bakalım. Buyurun, kameraya bir şeyler söylemek ister misiniz? Nasıl bir sürüştü? 45 kilometre oldu. İlk yarısında 45. O kadar... 45.7. İlk yarısında? İlk yarısında bir sürü şey konuştuk ama... Sağ olsun yönetmenimiz aparatı unuttuğu için. Evet. Ya, mikrofon adaptörünü unutmuşum. Bahane üretme. Mikrofon adaptörünü unutmuşum be. Ama mikrofonu falan da bağlıyorum böyle, arkalara yerleştirdim Bluetooth mikrofon. Biz de konuşuyoruz öyle. Meğersem adaptöründen takmamışım ki. Gidiyoruz öyle, önden konuşuyorlar. Neyse, bu benim yeni konseptimde. Peşindeyim konsepti. Onları çektim, müzikli koyacağım. Daha sonra muhabbetini de koyarım. Muhabbetli de koyarım. Umarım hoşunuza gider. Bugün de Sedona konsepti göstereceğiz. Güzel bir yer. Kahve içeceğiz. Hadi bakalım. Çekim yapmamın bir sakıncası olur mu? Bir de bir maske soracaktım size. Kahve içeceğiz, oturacağız biz de. Aynen. Güzelmiş. İşte eldivenler, şapkaya, işte ayakkabılar, bisiklet aksesuar. Arkada formalar falan da var, bisiklet formaları. Genelde yol bisikletleri tercih ediyorum. Burada da bir şeyler var. Ayağımdaki ayakkabı buradan getirdim. Öyle mi? Aynen. Sidi. Aynen. Bir daha anlatır mısın? dur, birazdan geleceğim. Evet, demin ND filtremiz vardı. Çıkardım, içeride çok karanlık oluyordu. Evet, Ice Technology var. Ice Technology. Yani Dura Ace'den bir önceki model bu. Bunun dışı çelik galiba, içi alüminyum ya da tam tersi olabilir. Soğumasını hızlandırıyor, uzun tren yaptığında falan. Evet. Bayağı iyi tutuyor. Tabii içeride formalar falan da var. Bunu soracağım bak, buradan alabilirim belki. Hadi bakalım. Olabilir. Gel bakalım bak, katlarında aynı... gördün mü dalınları? Ha, üst katta var sanırım. Aynen, üst katta var ya, ben daha önce hiç çıkmadım. Kahveleri de güzel diyorlar, bakacağız. Yeniköy Sedona Concept. Bakım atölyesi falan var. Look. Schwalb. The boy going in with that. Marathon Supreme. Vermedik daha. Ne istiyorsunuz? Amerikan mı şimdi ya? Ben de bu. Ben oldum. Ben... Bilemiyorum ya, kahve içmeyebilirim. Benim gözüme aslında şunlar takıldı. Bunlar çok tatlı, küçücük. Ve ucuz, 40 liraya falan satılıyor. Küçücük de onlar direkt abi dışarıdaki... Ha bak, bu da termal değil mi? Küçük. Isı neyse. Ben bunu alabilirim. İşte ben de bir de küçüğünü alsaydım iyi olacaktı. Ne de bunu sorayım. O da 100, burada 150 falan der kesin. O ne? Yoluma biri çıktı sana zil. Şeye takılan zil ama. Böyle. Şuraya. Kendi parmağına mı? Yok işte, şeye. Buraya gidona bara takıyorsun. Droplara. İyiymiş. Bike fit burada mı yapılıyordu? Evet. Değil mi? Görebilme imkanınız var mı? Tanıtma imkanım. Yoksa zorsa sizin için. Bir dakika bekleyin, boşuna. Tamam. Evet, bike fit kısmına doğru gidiyoruz. Burası da kafe bölümü. Çok teşekkürler. Bunlar bakım için falan mı burada? Yok, olanlar? Olan. Satılık olanlar. Sıfır mı bunlar? Evet. Evet. Benim bildiğim son teknoloji, en iyi bike fit yapan yer burası. Sedona Concept. Şu. Yeniköy Sedona Concept. Bunun üstüne çıkıyor kişi ve onun ona göre olan, sanırım burada bir sürü bisikletin şeyi, evet, kayıtlı burada. Doğru. Ona göre olan en iyi kadroyu, en iyi bisiklet modelini sistem çıkartıyor.
Tabi buradan lazerler vesaireyle değil mi? Aynen. Lazerle falan. Evet. 3 boyutlu kameranın karşısında. Ha, 3 boyutlu kamera. Burada kişi yerleşiyor. Tam ona göre en uygun olan kadro bu bilgisayardan çıkıyor. Ya atıyorum Bianchi'nin bilmem ne modeli gibi. Ve ona göre burada gidonlar vesaireler de ayarlanıyor değil mi? Evet. Kişiye göre. Seleler. Bisiklet çeşidinize göre, oturuş pozisyonunuza göre vesaire vesaire. Hatta yoksa bunlar dahil olmuyor herhalde o şeye. Belki dedim çocukla beraber nasıl bir... Yok. Anladım. Bunlar da satışta olanlar. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Ha tamam. Ben yok. İçerideki gibi satışta. Karşıda böyle yerler var mı diye soruyor da ondan da. Karşıda böyle değil de. Böyle. O da böyle olmayan. Şey var. Atölye var işte. Atölye var. Aynen. Kahve. Yani buradan da kafelerimiz videoya var. Çıkar mı bilmiyorum ama atölyenin kahvesi kötü. Atölye hangisi? Şimdi burası gelsin bakacağım nasıl. 25.4 Emirhan. Evet, Fenerbahçe oradaydı. 25.4 evet. Falan. Evet, oradayım. Oranın kahvesi kötü, ben içtim. Kimi de çok güzel diyor, kahveden ya anlıyor. Yok abi, ne, bırak. Bir de ilk içişinde Emirhan normalde ücretsiz yapıyor ona ilk gidişinde. Şimdi ben bir kere gittim, kahve falan içmedim. Bir daha gittim. Orada dedi ki bana, sen geçenkinde içmiş miydin? İçmedim dedim. Tamam o zaman ilki ücretsiz oluyor dedi. Ben parayı uzattım o sırada bu arada. İlki ücretsiz oluyor ama dedi böyle yapıyor. Böyle bir şey dememi bekledi, anladın mı? Hayır, jesti yapmadı işte. Yapmak istemiyordu. İçten dedi. Ben dedim ki tamam al dedim. Kek içecek ya. Neli cheesecake? Valla file bademli karamelli dedi. Ha öyle bir şey. Oo anlıyorsun. Öyle dedi. Ben dedim ben papağanım. Şey yapıyorum. Takip ediyorum. Peki bir şey diyeceğim. Şuradan bir yudum alabilir miyim şu taraftan? İstediğin gibi alabilirsin. Tadına bir bakayım da. Pandemi doğrultusunda tüm önlemler alalım. Önlemli buradan içiyorum. Buradan içsem sorun. Ağzımızı dezenfektanla yıkıyoruz. Yalnız soğuk soğuk çok iyi ya. Evet. Yani işte Starbucks'ta içeceğiniz ice americano neyse bu da o. Ya zaten ice'la falan kahvenin aromasının tadını pek anlayamazsınız da. Ben şuna bir dalıyorum abi izleyicilerin. Çok merak ettim çünkü. Benim latte ile de bir şey söylerim. Onunla da pek anlaşılmaz. Aslında espresso veya sıcak americano olacak. Neyse. Bu inanılmaz bir şeymiş. Öyle mi? Bayağı güzel. İnanılmaz diyor. Tamam pandemi şartlarında ben de şuradan... İyi ki söyledim ha. İyi ki söyledim. Şuradan bir alayım. Hayır yani daha ben tatlım. Karamelli maramelli. Hadi gel otur ya. Bu güzelmiş hakikaten. Ben şöyle geçeyim de sen buraya gel. Bir şey diyeyim mi? Latte güzelmiş. Kahvesinde bir şey var. Aroma, bir tat var güzel. Bana biraz acı geliyor. Ben acı seviyorum zaten de. Yalnız latte de öyle bir tad almazsın ama böyle hoş. Sevgiline hesap mı veriyorsun? Hı-hı. Konum mu atıyorsun? Canlı konum. Hı-hı. Yediği yemeğe kadar hepsini yazıyor. Hani tek tek. Abi 30 km hızla giderken mesaj falan yazıyor herif ya. Şaka. 30 km ile gidemiyor. Şaka 30 ile gidemiyor o yüzden. Sen neler söylersin? Neyle alakalı? Cheesecake ile alakalı. Kahvenle alakalı. Güzel. Kahve de güzel. Bu mu yani bu? Özcan yorumu oldu. Yani. Yani. Bana güzel. Abi iyi işte abi. Sana bir şey diyeyim mi? Onun ben tarhana yiyorum falan dediğini bile duydum biliyor musun? Yenir bir yenmez değil ama. Gravel de görsen. Yenir yenmez değil. Hayır yani şöyle soruyorlar tamam mı? Abi nasıl besleniyorsun o kadar sürüyorsun falan. Bu şey. Abi tarhana yiyorum falan. Böyle giriyor. Gülüyorlar ama. Kaldım gülüyor. Ama ne yapıyorsa doğru yapıyor. Şey yok. Sedona'dan bu kadar. 47 falan sürdük. 45 mi sürdük?
45.7 sürmüşüz. Evet. Herhalde bugün 60-65 falan olacaktır. Hala çekiyor musun ya? Demonetized. Para alamayacaksın. Ben zaten kapalı benimki para şeye kazanmaya. Niye? Milleti reklam mı izleteceğim? Boş sanki oğlum, çok... zaten onun vergilendirmesi var biliyorsun. Onunla da uğraşmamak sok... için. Aynen. Sanki milyon mu izleneceğim ne para yani. Gelecek oradan olsun. Benim mesela... Nasıl yani? Ben para alamayacakmışım. O zaman arkadaşlar tanıştığımda memnun oldum. Sen bisikleti bırak git aydın. Millet oradan çok para geliyor geldiğini falan... Manyak millet çünkü salak. Böyle salak. Milyonlar falan izlensen... Açayım da. Ne kaç ne kadar gelecek? Milyon izlendi. Milyon izlensen bile gelmez. Bir milyon, yani bir milyon falan izlendi gelmez de hani böyle Enes Batur koyuyor işte hepsi 10 milyon 5 milyon izleniyor ya o zaman geliyor. O bile söyleyeyim yıllık kazancı 10 bin liradan yukarı değil. Yok, hayır. Geliyor hayır. Çok geliyor. Asıl işte atıyorum Sedona konsept bana bugün verdi mi 1000 dolar? O yüzden gelmedik mi buraya? Yani onun için şey izlenmeyle mi uğraşacağım? Benim payım nerede? Biz kaç alıyoruz? Oğlum size börek ısmarladım işte. Sen böreği ben ödedim. Kahveyi de ben ödedim büyük ihtimal burayı da. O zaman ben bu kamerayı... Kahveyi ödedim büyük ihtimal. Ya kamerayı o zaman Hacı Sonar'a işte, çekme kardeş kapat. Ya, adamlara bak ya. Hemen diyor ki böreği ben ödedim, kahveyi ben ödedim. Hemen de tutuyorlar hesabını yani. Hayır ediyorum. Şey, o kameralar ne abi şimdi? Bana bir anlat bakayım. Bu kameralar, Hubble teleskobunu biliyorsun. Ha. Bu ondan sonraki... Direkt oraya bağlı galiba. Geceleri ben bunu NASA'ya kiralıyorum. Ver bakayım bir. Dur, video atıyorum ya. Öyle mi? Pardon. Atabilsin.